Merhabalar, Kimuraya hoş geldiniz. Ben Mersavcı. Bugün sizlerle birlikte Better bir, bir vol gecesinin ardından bu video ile karşınızdayız. Çok güzel bir video olacak çünkü konu başlıkları çok güzel, bizi gururlandıran konu başlıkları var, tartışmalı konu başlıkları var ve tabii ki de UFC'den de güzel haberler var. Çok güzel kartlar açıklandı, güzel maçlar açıklandı. Bunlara da değineceğiz. Bizi gururlandıran kısmı tabii ki de Kerim Engiz'in muhteşem başarısı. Bence Türk MMA tarihinin şu ana kadar yapılmış en büyük başarısına imza attı diyebiliriz. Bunu da açıklayacağız videonun devamında. Bayern Akıl'dan güzel haber geldi. Çok tartışmalı Beter bir ev bir ol gecesi var. Hepsine bakacağız. Öncelikli bir ricamız var. Videoyu beğenip yorum yaparsanız kanala abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Altta gördüğünüz Twitter adresi, Instagram adresinden de bizleri takip ederseniz çok çok mutlu oluruz. Orada da gerçekten çok fazla içerik çıkartmaya çalışıyoruz sizler için. MMA ile ilgiliyseniz, dövüş sporları ile ilgiliyseniz bunları da takip edebilirsiniz diyorum ve sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Evet isterseniz ilk önce Kerim'le başlayalım. Kerim Engizek bildiğiniz gibi Almanya merkezi Octagon isimli şirkette dövüşüyor. Ve bu şirket şöyle söyleyelim 60 bin kişilik stadyum şovları yapan Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük şirketlerinden biri. Hatta birincisi diyebiliriz. Genel ölçek ve yaptığı o mega şovlarla gerçekten Avrupa'ya damga vuruyor MMA anlamında. Ve Avrupa'nın en önemli dövüşçüleri orada dövüşüyorlar. Kerim Cengiz de Patrick Neely. Bu isim ayrıca bu organizasyonda son 4 maçında mağlup olan bir isim ve zaten güncel şampiyondu. Orta siklet şampiyonluğu maçında Patrick'i mağlup etti ve kemeri kazandı. Kerim Engizek full dominasyon olduğu bir maçta hatta yani bütün maçı üstün götürdüğü bir maç sergiledi. Performans sergiledi ve maça kazanmayı başardı. Gerçekten çok özel bir başarı. Çok güzel bir başarı. Videonun açılışında şöyle demişim. Türk MMA tarihi açısından çok büyük bir başarı. Bunu açık diyeceğim sizlere. Belki de diyeceksiniz ki abi olur mu işte UFC'de dövüşenler var. Gökhan Saki var. İbo Aslan dövüştü, dövüşmeye devam ediyor. UFC'de Gökhan Saki knockout'la kazandı. Başarıları var. Alp Tekin var. Hani bir sürü isim sayabilirsiniz belki ama şöyle açıklamam lazım. UFC'de dövüşmek gerçekten bir başarı fakat bir siklette, sikletin zirvesine çıkıp kemer maçında bir de bu kadar üstün bir maçla kemeri almak, bir de bu kadar büyük ölçekli bir yerde almak bence en büyük başarı şu ana kadar gelen Türk MMA tarihi açısından. Bunu da şöyle söyleyebilirim yani Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından birinde dövüşüyorsun zaten MMA'nin en yaygın olduğu kıtalardan biri zaten Avrupa'da çok yaygın, Güney Amerika'da yaygın, Kuzey Amerika'da yaygın, Asya'da yaygın. Hani burada gerçekten çok güzel organizasyonlar çok güzel organizasyonlar var. de bunlardan bir tanesinde 60 bin kişinin yerinde izlediği bir stadyum şovunda, Octagon'da kemeri kazanmayı başardı. Bana göre bir Türk dövüşçüsü yani maç sonunda çıkıp ne mutlu Türk'üm diyen diyen bir sporcunun Ne mutlu Türk'üm diyene Yes! aldığı en büyük başarı. Ben böyle bakıyorum. Tabi sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Belki sizler için İbo Aslan daha başarılıdır. Gökhan Saki daha başarılıdır. Alptekin Özkılınç daha başarılıdır. Veya başka bir isim sizin için daha başarılıdır. Onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Ama Kerim'i de tekrardan tebrik ediyorum. Çok çok özel bir galibiyete çok çok özel bir başarı imza attı. Yeterince medyadan tabii ki de dün o paylaşımlar büyük hacimli sayfalardan gelmedi. Ama onlar için de tarif etmek gerekir Bence yani e, konferans ligini bir futbol takımımızın kazanmasıyla Kerim'in böyle bir organizasyonda böyle bir galibiyet ve kemeri alması buna eşdeğer diye düşünüyorum. Tabi döviz sporları çoğu zaman gerektiği değeri görmüyor ama burada keşke biraz daha gösterilebilseydi diye düşünüyorum. Fakat ne yazık ki göremedik bakalım Kerim kemerini koruduğunda belki bu hype'ı bizlerin de yardımıyla yaratabiliriz. Ama tekrardan e, Kerim Engize'ye de çok selamlar gönderelim. Tebriklerimizi yollayalım. Tebrik edelim tekrardan. Evet bir güzel haber de Bayern Knuckle FC'den geldi. Bayern Knuckle FC'nin İspanya şovunda Yunus Emre Batan, Maxim Bellamy'i hakemlerin ortak kararıyla mağlup etmeyi başardı. Maçı da Conor McGregor kenarda izliyordu ve Yunus Emre Batan maçı kazandıktan sonra bu açıklandığı sırada Conor McGregor'da arkada ve gayet havaya girmişti miş bir durumdaydı. Hatta aynı karede oldukları çok güzel bir fotoğraf da var. Onu da tebrik edelim. Yunus Emre Batan da çok güzel bir başarıya imza attı Bayer Knuckle FC'de. Tabii ki Bayer Knuckle FC'de yükselişte olan ve Conor McGregor yüzünden çok fazla etkileşim alan bir organizasyon. Burada da çok güzel başarılar gelmesi bizi çok mutlu eder. Türk dövüşçüler adına biz de orayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tekrardan Yunus Emre Batan'ı da tebrik edelim. Evet UFC'den devam edelim. Sonra da Beter Bey'e Vivol gecesine geçeceğiz. O konuyu biliyorum Bekliyoruz ama direkt geçmek isterseniz de zaten timeline'dan direkt oraya atlayabilirsiniz arkadaşlar 7 Aralık'taki UFC 310'un maçları açıklandı önemli maçları açıklandı Belal Muhammed'le Shavkat Rakhmanov bunu zaten daha önceki videolarımızda da söylemiştik dövüşme ihtimalleri yüksek diye ve o söylentiler gerçek oldu Belal Muhammed'le Shavkat Rakhmanov kemer için karşı karşıya gelecekler 18 galibiyet 18 bitiriş Shavkat maça favori olarak geliyor şampiyon karşısında bu özel bir durum gerçekten çok özel bir durum. E, Şavkat'ı da bakalım neler bekleyecek. Belal karşısında ben maçın Tabii ki de Şavkat'ın favori olduğunu biliyorum ama bana kalırsa Belal Muhammed hiç de kolay bir rakip değil. Şavkat karşısında Şavkat'ı ilk defa bu kadar net challenge edecek biriyle dövüşecek. Belal konusunda tabii Şavkat da boy size olarak en olarak çok geniş kalacaktır Belal'e göre ama orada tabii ki de maçtaki mesafeler nasıl olacak, maç nasıl bir tempoda geçecek bunlar da çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi Şavkat hep çok tempolu başlayıp çok erken bitirişler elde edebiliyor. Bunu Belal üzerinde yapabilecek mi? Bunların hepsini göreceğiz. Bunlar tabii ki de konuşulacak ama bu bir gündem videosu olduğu için biraz daha haberleri diğer maçlar üzerinden de devam edip sonra da beter bir ev bir geçelim. Alexander Pantoja, ile Kai Asakura bu da bir kemer maçı bildiğiniz gibi Kai Asakura Rizin'den e, kemer sözüyle geldi. Yani Japonya'dan ayrılmak istemiyordu Rizin FC'den gelmek istemiyordu ama kemer sözü verilerek UFC'ye getirildi. Hatta Mokayev de bununla ilgili bir gülücük tweet'i attı. Onu da görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Kaya Sakura'da bu maçta bakalım neler yapacak onu da merakla bekliyorum. Çünkü Japonya'da çok böyle ittimam gösterilen, sevilen, karizmatik bulunan bir isim. Bakalım UFC'deki macerası nasıl olacak? Kemer sözüyle getirilmiş bir isim. Onu tekrardan ekleyelim. Vicente Luque ile Nick Diaz güzel bir entertainment maçı, eğlence maçı olacaktır. Cyril Gunn Alexander Volkov çok bence on numara maç. Mozart Evlo Evle Arjemin Sterling yine çok tatlı, çok böyle çekişmeli geçme ihtimali yüksek maçlardan biri. Ve Anthony Smith ile Dominic Reyes. Bu da bence gayet güzel bir maç. Gayet iyi bir maç. MMA açısından çok güzel bir kart bizleri bekliyor. Gerçekten UFC 310 inanılmaz iyi bir kart olacaktır. UFC 308 de çok iyi. Valla 10 numara kartlar bizleri bekliyor arkadaşlar. Heyecanla. Tabi UFC 309'da Madison Square Garden kartı şu an yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. UFC 309'da Madison Square Garden kartı. Harika maçlar. Bizleri bekliyor arkadaşlar onu söyleyebilirim ve hemen hepimizin bol bol konuşmak istediği o Beterbiev-Bivol gecesine geçelim. Evet, boks dünyasının ve dövüş dünyasının çok yakından takip ettiği bir gece. Beter bir Ev Arthur Beterbiev ile Dimitri Bivol'un karşılaştığı maç gerçekten çok güzel bir maçtı, çok çekişmeli bir maçtı. Çoğu insan karara çok net bir şekilde karşı, çok tartışmalar var. Beter bir Ev net kazandı diyenler var, beraberlik diyenler var, Bivol kazandı diyenler var ama yoğun bir tepki vardı maçtan sonra ben sosyal medyada da bunu gördüm. Yani bu konuyla ilgili tweet atan insanların veya işte bu konuyla ilgili tweet atan MMA sayfalarının çünkü böyle bir box sayfası yok pek. O yüzden box sayfası olmadığı için de MMA sayfaları üzerinden dönüyor biraz bu muhabbet. Ve MMA sayfalarının attığı tweetlerin altında da böyle biraz inceledim insanlar ne demiş nasıl düşünüyorlar gibisinden. Ve onlar da hani genel olarak bu kararın biraz tartışmalı ve 116-112 veren hakemin bütün dengeleri bozduğu ve bir şaibe yaptığını savunanlar var. Bu tabii ki de bunlar hepsi varsayım. E, Artur Beterbiyev'i tebrik edelim. Çünkü neden? Şunu söyleyelim. Kendisi 25 yıl sonra Roy Jones Jr'dan sonra ilk defa tartışması hafif ağır olan kişi. Yani tüm kemerleri kendi hanesinde toplayan isim Undisputed isim ki Türkiye Şeyh'ten de özel bir üzerinde Undisputed yazılı bir kemer de aldı. Onu da ilk özetleyelim. Puanlamalara geçelim isterseniz. 114-114 verdi bir hakem. 115-113 verdi bir hakem. Ve 116-112 veren hakem. Üçüncü hakem. 116-112 veren hakem dediğim gibi tartışmaların aslında ana kaynağı. Burada tabii ki de hemen teoriler de üretildi. İşte Ram Ramazan Kadirov'un orada olması. Bu maçın oradaki Arabistan yönetim tarafından böyle Arthur Beter gitmesine sebep olduğu gibi. Bunların hepsi teori, hepsi varsayım, hepsi tartışma. Ya bunların hiçbiri gerçekliği yok. İki isim de çok iyi dövüş bana kalırsa ya ben boks konusunda inanılmaz bilgili derin bilgilere sahip olan çok eski maçları çok izlemiş veya öyle biri değilim tamamen bunu regular izleyici gözüyle izliyorum ve her zaman da bu tarz videolar yaparken şunu söylüyorum arkadaşlar ben de en az sizin kadar biliyorum yani bu konuya MMA konusunda evet birçok böyle izlemiştim yani izlediğim maç sayısı inanılmaz bir seviyede o ayrı bir konu yani tecrübe olarak ayrı bir konu ama boks dünyası açısından bu tabii ki de benim için böyle değil. Burada o yüzden de böyle kesin yargılarla konuşmayacağım. Sadece okuduğum bazı değerlendirmeleri ve eski boksörlerin yazdıklarına bakarak bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Şimdi eski boksörlerin birçoğu hepsi bu kararın biraz soygun olduğunu düşünüyorlar. Yani burada bir beraberlik veya bir Evin böyle bir puanlama değil de daha farklı bir puanlama veya bir voley gidebileceğini düşünenler var eski dövüşçülerden. Evet Beterbiev'i de savunanlar var. Ama bu konunun bu kadar tartışmalı olması bir rövanş cümlesinde bir rövanş kelimesini hemen akıllara getirdi. Rövanş olur mu diye iki isimde rövanşa açık olduklarını zaten söylediler bu arada maçtan sonra da. Bir voley aslında hiç tartışmalara şey yapmadan belki şu anda zaten ring içindeyken onu tabii ki de bilmiyordu. Ama sosyal medyada neler döndüğünü bilmesi imkansız ama Bivol dedi ki Arthur çok iyi dövüştü çok net dövüştü ve kazandı. Tebrik ediyorum. Bu gece onun gecesiydi dedi. Arthur Beterbiyev dedi ki Allah bugün beni seçti dedi. Ben elimden geleni yaptım. Allah da seçimini benden yana kullandı dedi. E, maçın sonunda bu tarz açıklamalar geldi. Maçın sonunda herhangi bir gerginlik olmadı. Maç içinde de çok iyi bir mücadele vardı. Back and forth'lar inanılmaz iyiydi. Yani karşılıklı kırışmalar gerçekten çok iyiydi. Maça bence bir vol daha iyi başlamıştı. Özellikle ceplerini çok hızlı olmasının sebebiyle çok iyi kontrolar vurmuş. Özellikle de sağ yumruğuyla çok Hızlı kontralar vuruyordu Bivol Beterbiye ve karşı ama maçın Bazı yerlerinde dalgalanmalar yaşandı Ve tabii ki de Bivol geriye düştü Burada puanlamanın gösterdiği kadarıyla 11. rant özellikle söyleniyor. 7. rant söyleniyor. Ya maçın bence ilk başında iyi bir bivol verken sonlara doğru bence geriye düştü form olarak. Maçın görüntüsü olarak. Beterbiyev kesin bence kazandı demiyorum. Ben de puanlamada çok doğru bir puanlama olduğunu düşünmüyorum. Bu maçta bir beraberlik çıkma ihtimali de olabilirdi. Boksta çünkü böyle bir kaçma noktaları var. Biraz da yani maçın genel reytingi ve hype'ın da devam etmesi için bazen de beraberlik böyle kasti mi çıkıyor diye acaba düşünüyorum. Çünkü çok önemli maçlarda, çok önemli beklenen maçlarda beraberlik çok gördüğümüz şeylerden biri aslında. Bu maçta da bence bu mücadeleye bir beraberlik olabilir miydi? Onu da çok kestiremiyorum ama çok ortada bir maçtı. Puanlaması çok zor bir maçtı. Maçtan önce de zaten %50 %50 olarak konuşulan bir şeydi ve yani ikisi de çok yakın birbirine rakiplerin ikisi de birbirini tanıyan rakipler. bir volume de bununla ilgili açıklamaları var zaten diyor yani ben Beter ve olimpik takımlardan beri izliyorum ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştığım zamanlar da vardı. Çok sert soğukkanlı bir adam işte yani o birbirlerini tanıyorlar biliyorlar. Rövanş kesin olacak bunu söyleyeyim. Ya yani bu tartışmaların üzerine kesin bir rövanş izleyeceğiz ama ne zaman o da yakın bir tarihte bence açıklanacaktır. Diyelim gerçekten çok ilginç bir boks maçıydı. Dünyanın izlediği bir boks maçıydı. Real Season'da yine çok güzel bir etkinlikte. Konserler büyük mega bir salonda. Kingdom Arena'da bu geceyi izledik arkadaşlar ve çok güzel bir boks gecesinde geride bıraktık. Sizler için de bunu değerlendirmek istedim ve konuşmak istedim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu videoda hem beğeninizi bekliyorum hem kanala abone olmanızı hem de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizce kim kazandı? Puanlama hatalı mıydı? Nasıl olmalıydı? Doğru muydu? Sizce maçın sonucu nasıl olsa en tatmin edici olurdu? Sizlerden de bunların yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Dövüş dünyasında kalın.